Şimdi onlara kalırsa iş, zaten biz Müslüman bile değiliz birçoğuna göre yani. Camideyiz ama Müslüman değiliz. Tekfirci bir grup var ya, vakit kalırsa anlatacağım onlardan. Geçen anlattım, benim resmimi paylaşmışlar. Hani böyle dürbünlü tüfekle hedefe ateş edersin ya, dürbünlü tüfeğin içine koymuşlar beni. Öyle, öyle düşmanlar bana elhamdülillah, öyle düşmanlar. Bütün Müslümanlara kafir diyorlar, herkes kafir. Anlattık burada biz onu, çok detaylarıyla anlattık. Başka anlatacak kelime kalmadı. Mahkemeye gidene kafir diyorlar. Devlet memuru, her şeyi kafir diyorlar ya. Ben araştırdım, aklıma getirdi Allah. Lan hepsinin bir vakfı ve derneği var. Bu tekfir eden, bizi tekfir eden. Onların hepsinin derneği ve vakfı varmış. Ben de şimdi bugün araştırdım. Hani tağut hükümlerine razı olmak küfür ya, öyle öyle, doğrusu da bu da. Şimdi biz elimizde bir şey var mı, şer'i bir hüküm var mı gidebilelim yani? O derneği kurmak için anayasanın 22-11 2001 tarihli ve 4727 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre dernek açılabiliyor bu memlekette. Al sana tağut. Bana kızıyorlar ya, devlet memuruyum diye bana kafir diyor adam. Bir kere bile mahkemeye gitsen diyor kafir olursun diyor bu adamlar. İyi arkadaşım, sen de gitmişsin bak, anayasanın bilmem kaçıncı maddesine göre dernek kurmuşsun. Tağut hükümlerine göre kimisinin vakfı var. O vakıfta da 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 102. maddesine göre vakıf kurabiliyorsun. Kimisinin kitap evi var. O da başka bir maddeye göre kuruluyor. Sen de pek bir farkın kalmamış söylediğinden. Sen de o zaman sen de dinden çıkmışsın. Senin dediğine göre. Herkese kafir demeyi biliyorsun da sen de bak, anayasa hükümlerine göre, bugünkü anayasa hükümlerine göre dernek açmışsın, vakıf açmışsın. Ahbaplık diz boyu olmuş yani. Allah memleketimizi bu heriflerden muhafaza etsin. Amin. Önüne gelen, ya İmam-ı Azam, kısacık bir şey söyleyeyim. Oğlunu bir arkadaşıyla kelam ilmini tartışırken yakalamış. Kelam ilmini. Yani itikat ilmini. Kızmış. Siz neyi konuşuyorsunuz demiş aranızda. Oğlu demiş ki, babacığım demiş, siz kelam ilminin alimi olduğunuz halde mi bize kelam konuşmayı yasaklıyorsunuz? Evladım demiş, biz arkadaşlarımızla kelam ilmini konuşurken sanki başımızın üstünde bir kuş varmış da aman onu uçurmayalım, kaçırmayalım niyetiyle birbirimizi dinden çıkarmamak için bu kadar hassas davranıyorduk demiş. Ama görüyorum ki siz birbirinizi tekfir etmek için tartışıyorsunuz. Hani İmam-ı Azam'ı övüyorsunuz ya. Biz İmam-ı Azam'ın talebesiyiz. Ehli kıbleye küfür ithamında bulunmuyoruz. Çünkü Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, kim bir Müslümana kafir derse, o alamet onda yoksa, bu sözü söyleyen kafir olur. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Amin. Amin. Yeter, fazla onlarla vaktimizi harcatmayın. Bundan sonrası kendileri bilir. Evet.